Merhaba, ben Başak Kaya. Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bugün size takım arkadaşlarımla birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz mobil cihazlar için gürültü önleme sistemi isimli bitirme projemizde neler yaptık, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle problemden, sonra projenin amacından, son olarak da projede kullandığımız kodlardan bahsedeceğiz. Merhaba, ben Çetin Türkyurt. Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bu projeyi tasarlarken ele aldığımız problem, günümüzde mobil cihazlar üzerinden iletişim kurulurken konuşma ve gürültünün birbirine karışması nedeniyle sağlıklı iletişim kurulamaması ve bu sorunun iletişim kuran kullanıcılar arasında anlaşmada güçlük oluşturmasıdır. Bu sorunun sebepleri çevresel gürültüler, eko veya sinyal gücünde azalmalar olabilir. Projenin amacı gürültüyü ortadan kaldırmak için uyarlanabilir filtreler kullanarak mobil ortamda çalışabilen optimum bir filtreleme sistemi oluşturmaktır. Bu gürültü önleyici filtreleme sistem yazılımı hızlı, verimli ve sorunsuz çalışmalıdır. Bu yazılımı uyarlanabilir filtreler kullanarak MATLAB ortamında oluşturduk. Biz de temelde 3 farklı algoritma kullandık. Bunlar LMS, NLMS ve RLS algoritmaları. Minimum ortalama kare hatasını belirlemek için en küçük kareler yöntemi yani LMS, ağırlık vektörünü gradyan vektörünün ters yönünde kademeli olarak sürekli düzeltir. LMS algoritması diğer yaklaşımlara kıyasla nispeten basittir. Bir korelasyon fonksiyonunun hesaplanmasını veya bir matrisin ters çevrilmesini gerektirmez. Çalışmada kullanılan diğer bir algoritma ise NLMS algoritmasıdır. LMS algoritmasının normalleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Diğer bir algoritmamız da RLS. RLS algoritması da en yüksek gürültü engelleme kapasitesine sahiptir ve LMS ve NLMS algoritmalarından daha hızlı yakınsa, ancak aynı zamanda daha fazla işlem kaynağı kullanır ve daha zorlu matematiksel hesaplamalar içerir. Yaptığımız bu testler sonucunda en optimum filtrenin LMS olduğuna karar verip sistemimizi bu filtreyle MATLAB üzerinde kurduk. Merhaba, ben Ahmet Erdem. Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Size MATLAB kodlarından ve proje çıktılarından bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz blok diyagramı MATLAB üzerine projemize entegre ettik. Burada gerçekleştirdiğimiz simülasyonda bir gürültü kaydı ile gürültüsüz ses kaydını birleştirip gürültülü ses kaydı elde ettik ve bu ses kaydını adaptif filtreye gönderdik. Kullandığımız ses kayıtlarını FreeSound adlı siteden aldık. Ayrıca adaptif filtreye sadece gürültüyü göndererek gürültülü sinyalden gürültüyü çıkartıp temizlenmiş ses elde ettik. Sonrasında mean square error değerlerini 0.0005'ten 0.5'e kadar 28 farklı mu değerine göre değiştirerek ve kodumuzda kullandığımız m yani hata değerini mean square error cinsinden ölçüm olarak adlandırarak m değerlerini 25, 50, 75, 100 alarak test ettik. Aldığımız sonuçları buradaki grafikte de gördüğünüz gibi en az hata değerini aldığımız değerleri baz alarak yeni testimize geçtik. Burada da gördüğünüz üzere en az hata değeri aldığımız değer mu'nun 0.05, m değerimizin de 75 olduğu değer. Bu testimizde ilk yaptığımızdan farklı olarak gürültülü ses sinyalimizden gürültüsüz sesi çıkartıp gürültü elde etmeye çalıştık. Bu deneyde kullandığımız gürültüsüz ses ve gürültülü sesi Dallas Üniversitesi'ne ait bir veri sitesinden aldık. 5 farklı gürültülü ortama göre ve her bir gürültülü ortamda 4 farklı desibel değerine göre testler gerçekleştirdik. Bu testlerden aldığımız hata değerlerini Excel tablosunda grafiğe döktük. Her desibel değerinde 30 farklı ses dosyasına göre testimizi gerçekleştirdik. Size biraz MATLAB kodumuzdan bahsetmek istiyorum. MATLAB üzerinde gördüğünüz bu döngü sayesinde 10 desibel restoran gürültülü bir ortamda 30 farklı ses dosyalarını tek tek çağırıp içerisindeki gürültüsüz sesi
gürültülü sesten çıkartan ve bulduğumuz gürültüden hata değerleri elde eden bir kod ve dosya çağırma döngüsü yazdık. Bu döngü sayesinde her bir gürültülü ortamdaki ve o ortamlardaki 4 farklı desibel değeri için toplamda 480 hata değeri bulduk. Bulduğumuz sonuçları Excel tablosuna aktararak grafikler oluşturduk ve bunları gözlemledik. Tren istasyonu gürültüsü, sokak gürültüsü, restoran gürültüsü, havaalanı gürültüsü ve araç gürültüsünün olduğu ortamlardaki hata değerlerini tablolara aktardık. Grafikte de görüldüğü gibi en fazla hata değeri çıkan desibel değeri 0. Çünkü 0 desibelde gürültü ve konuşma sesi aynı seviyede olduğu için hata değeri çok yüksek çıktı. Desibel seviyesi arttıkça hata oranımızda önemli düşüş görüldü. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başta danışman hocamız Nalan Özkurt ve bütün elektrik elektronik mühendisliği eğitmenlerine çok teşekkür ederiz.